Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 291 serbest okuma metni. Sıçrat, fırlat, akıt, damlat. Gerekli malzemeler: buğday nişastası, yiyecek boyaları, yapışkan bant, gazete kağıdı, eski tişört, büyük yoğurt kapları, büyük boyutlu kağıtlar, çubuk ya da benzer nesneler, su. Resim yaparken boyaları kağıt ya da tuval üzerine fırçayla silmek yerine damlatmayı, akıtmayı ya da dökmeyi tercih eden ressamlar olduğunu biliyor muydunuz? Bu ressamlardan biri olan Amerikalı Jackson Pollock birçok resmini yaparken bu yöntemlerden yararlanmıştır. Jackson Pollock resimlerinde gerçek nesnelere yer vermeyip renk ve biçimlerini kullanırmış. Pollock resim yapacağı çok büyük bir tuvali yere koyarmış. Tuvalin çevresinde dolaşarak üzerine boyayı döker, damlatır, hatta fırlatırmış. Bazen de boyayı delikli bir kabın içine koyup bu kabı tuval üzerinde gezdirirmiş. Kimi zaman tuvale döktüğü boyaları çeşitli çubuklar yardımıyla yayarmış. Kimi zaman da boyalarla kendi parmak izlerini çıkarırmış. Tablolarını yaparken sürekli hareket ettiğinden kullandığı bu yönteme hareket resmi adını vermiş. Siz de benzer yöntemlerle resim yapmayı deneyebilirsiniz. Resminizi grup halinde yapabilirsiniz. 292'ye geçtik. 1. Giysilerinizi korumak için eski bir tişört giyin. 2. Çalışma alanınızı tümüyle gazete kağıdıyla kaplayın. Yerlerden oynamamaları için bantlayın. 3. Yoğurt kaplarının içine bir miktar buğday nişastası koyun. Üzerine soğuk su ekleyerek yoğun bir sıvı oluşana kadar karıştırın. Daha sonra bu karışıma yavaşça su ekleyin. Karışım peltileşinceye kadar su eklemeye ve karıştırmaya devam edin. Su miktarını artırarak akışkanlığını artırabilirsiniz. 4. Peltileşmiş karışımı farklı kaplara bölüştürün. Karışım soğumadan her bir kaba farklı renkli yiyecek boyası ekleyip karıştırın. 5. Gazetenin üzerine boyayacağınız büyük boyutlu kağıdı koyun. 6. Kağıdın üzerine boyaları yavaşça damlatın. Daha sonra bunu hızlı bir şekilde yapmayı deneyin. 8. Kağıttaki boyaya şekil vermek için de yine çubuklardan yararlanın. Bu şekilde etkinliğimiz devam ediyor arkadaşlar. Sayfa 294 tema değerlendirme. Kuduz aşısı. Kuduz özellikle köpeklerin taşıdığı ölümcül bir hastalıktır. Pasteur'ün yaşadığı yıllarda kuduz çok önemli bir sorundu. Pasteur'den önce kuduza yakalanmış insanlar için uygulanan tek çare ısırılan yerin kızgın bir demirle derinlemesine dağlanmasıydı. Bu uygulama her zaman başarılı olamıyordu. Müdahale gecikince bu yöntem acı vermekten başka bir işe yaramıyordu. Pasteur bu aşı için ilk olarak bir tavşan kullandı. Ancak Pasteur insanlar üzerinde henüz uygulamadığı bu aşıyı uygulamaya çekiniyordu. Bir gün kendisine köpek saldırısına uğramış bir çocuk getirildi. Azgın bir köpeğin 14 yerinden ısırdığı çocuğa kızgın demir uygulaması yapılamazdı. Böyle bir müdahale çocuğun yanarak acı içinde ölmesine sebep olacaktı. Pasteur bu aşıyı daha önce denemediği için çocuğa uygulamak istemedi. Fakat daha sonra çocuğun doktoru gelip Pasteur'e aşı olmadığı takdirde çocuğun öleceğini söyledi. Çocuğun annesinin feryatlarına dayanamayan Pasteur aşısını ilk kez bu çocukta denedi. Sonuç çocuk için kurtuluş, insanlık için büyük bir müjde oldu. Birinci soru, kuduz nasıl bir hastalıktır? Kuduz özellikle köpeklerin taşıdığı ölümcül bir hastalıktır. 2. Pasteur kuduz aşısını ilk olarak nerede kullandı? Pasteur bu aşı için ilk olarak bir tavşan kullandı. 3. Çocuğa hangi hayvan saldırmıştı? Çocuğa köpek saldırmıştı. Sayfa 295, 4. soru. Isırılan yerini kızgın demirle dağlanması yöntemi ne zaman uygulanıyordu? Pasteur'dan önce uygulanıyordu. 5. Pasteur niçin çocuğa aşı uygulamak istemedi? Pasteur bu aşıyı daha önce denemediği için çocuğa uygulamak istemedi. 6. Çocuğun doktoru Pasteur'e ne söyledi? Aşı olmadığı takdirde çocuğun öleceğini söyledi. 7. Aşağıdaki iletişim araçlarının adlarını yazalım. Telefon, televizyon, bilgisayar ve mektup. 8. soru, noktalama işaretleri. En çok kullandığımız iletişim araçları 2 nokta üst üste televizyon, virgül, telefon, virgül, bil, kısa çizgi,
Yani heceleme çizgisi arkadaşlar. Kısa çizgimiz çizdik. Bilgisayardır nokta. A ünlem. Seni gördüğüme çok şaşırdım. ISO kesme işareti non. Babası bilgisayar aldı nokta. Sana verdiğim dergiyi okudun mu soru işareti. Hacı Bektaş Veli. Yukarıdan arkadaşlar tırnak işareti. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Yine kapattık. Konuşma çizgilerimizle metnimizi bitirdik arkadaşlar. Sayfa 296'da öz değerlendirme formu var. Burada arkadaşlar kendimizi değerlendirelim. Evet, biraz hayır şeklinde uygun şekilde işaretleme yapalım. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.